Ziya Bey, şu anda turizm sezonu devam ediyor. Ağustos ayına girdi. Durum nasıl efendim? Hocam, bundan önce birkaç yine böyle bir televizyon programında veya şehirde arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde veya dost çevremde hep söylüyordum. Avrupa Futbol Şampiyonası ikimizin çok ciddi anlamda bir kaybın olacağı bir dönemdi. Çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası Avrupa'nın göbeğinde her ne kadar yalnızca Almanya'da oynanıyormuş gibi havaya atılsa bile sonuçta maçlar orada oynandığı sürece Fransa, Belçika, Hollanda veya İtalya, Estonya, Slovenya, Moldova, Romanya gibi ülkelerden ama kendi milli takımlarını ama güzel futbolla ilgilenen insanların ama kendi milli takımlarının dışındaki diğer takımları futbolcu, futbol sever olarak izlemeleriyle ilgili seyahatlerin olmayacağını, Avrupa'daki insanların da kendi dükkanlarına bu kadar işte her maçın olduğu günü bir şehri 40-50 bin nüfusun arttığını düşünürsek, otellerin, iş yerleri, gastronomiyle uğraşanların veya işte toplu taşımada çalışanların falan izin almadığını düşünmüştük ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra turizmin yeniden canlanacağını söylemiştik. Olimpiyatlar gibi şu anda oynanıyor ama yine de öyle olsa bile başka ülkeye geçeceği için tabiri caizse Almanya'da yaşayan kendi vatandaşlarımız daha izne gelememişti. Evet. Son 10 gündür gördüğümüz kadarıyla Fethiye'de bayağı ciddi anlamda restoranlar dolu, oteller dolu, şehir içi otellerdeki doluluk sorunu çözülmüş gibi gözüküyor. Hisar'ın Ovacık mevkiinde ciddi anlamda bir doluluk otoparklardan, araç sayısından, araç trafiğinden zaten belli oluyor. Tatil köyleri zaten kendi sorunlarını kendileri çözüyorlardı, bir şekilde dolulukları vardı. İyi bir sezon, hani biraz geç başladı, geç geldi ama başladı diye görüyorum hocam. Eylül'de güzel bir dönem geçirecek. Çünkü neden? Özellikle Haziran ayında hazırlıklar veya Temmuz ayında bu turların olduğu dönemde Türkiye seyahate gelemeyen Avrupalı turistin Ağustos ve Eylül ayında Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum ve hatta Eylül'de rezervasyonların yüzdesi olarak otellerimizin dolu olduğunu gösterge olarak söyleyebilirim. Güzel bir sezon geçiyor. Tabii bir takım sıkıntılarda güzel doluluk demek ticaret ve para kazanmak demek değil. Şu anda yaşanan sıkıntı daha çok işte Türkiye'nin pahalı imajını söylenmesinden mütevellit. Şehri gezmek veya şehirde yaşamak isteyen yolcunun büyük tatil köylerinden veya kaldığı otelden dışarı çıkmama gibi bir eğilim var. Bizim bu imajı yırtmamız gerekiyor. Bu imajdan çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bunun yapılacak en güzel yöntemi dostlarımıza bu sıkıntılı anda bu gelen turistlerimiz bir defaya mahsus gelmiyor. Bunlara tabii görsel basından veya birebir telefonda veya geldiklerinde hizmet ederek Türkiye'nin böyle olmadığını anlatmak, Türkiye'de özellikle yaşanan bu sıkıntının geçici olduğunu vurgulamak, geçici sıkıntılar her ülkede yaşanabiliyor, ekonomik sorunlar her ülkede olabiliyor ama Türkiye'nin gelecekte de nasıl 30 yıllık turizm serüveni içerisinde nasıl iyi bir aktör olduysak, aynı aktörle, aynı başarıya tekrar ileriki günlerde de devam edeceğimizi vurgulayarak anlatmamız gerekiyor. Yenilenmek, yani siz mesela vitrininizi değiştiriyorsunuz hemen her yıl. Yani bunun faydaları... Olmaz mı hocam? Yani eski... Pek çok yenilenmeyenler de var. Hem yenileneceğiz, hem kendimizi yenileneceğiz, hem de çağa ayak uyduracağız. Evet. Dijitalleşeceğiz. İstemesek de dijitalleşeceğiz. Çünkü başka bir türlü bunun kurtuluşu yok. Hocam bir de bunun yanı sıra hani Fethiye'mizin en büyük kaderi hani deniz turizmi diyorduk işte yatçılık işte ne diyeyim alternatif turizm diyorduk. Alternatif turizmin içinde işte Likya yolu işte ne bileyim el sanatları veya bisiklet paraşütle atlama işte teleferiğin yapılması Fethiye'de çok ciddi ivmeler kazandı. Bu yenilenmeyi kendimiz de update ederek organizasyonun içerisinde yenilenmiş bir şekilde olursak olabileceğini görüyoruz. En malum örneği çalış sahil ön bandı. Evet. Nasıl kabuğunu kırdı? Yenilenmeyle birlikte dükkandaki hizmet anlayışı değişti. Personel kalitesi arttı. Bana göre Fethiye'deki bırakın Ölüdeniz'i, Fethiye içindeki birçok restoranda çalış sahili artık önüne doğru geçiyor. Dolayısıyla demek ki yapılınca oluyormuş. 2024'te de hani tabii ki Türkiye'de enflasyon var, tabii ki Türkiye'de bir ciddi anlamda pahalılık var ama bunu fiyatlarımıza yansıtıp birdenbire pazarlığı ürkütmememiz de lazım. Hele hele şu 2025 kontratlarının yapıldığı dönemde geçen sene hata yapan bazı otel grubu arkadaşlarımız vardı. Böyle %30, %40, %50'lerde zam yapan. Bunların hatalı olduğu ortaya çıktı. Biz evet kar marjlarımız düşecek. Evet
karlılığımız azalacak ama devamlılığımız olmalı. Dolayısıyla sürdürülebilir bir ticaretin içerisinde makul, mantıklı bir şekilde 2025'i planlayıp artık oraya da bakmamız lazım. Çünkü artık 2025 rezervasyonlarını büyük tatil köyleri alıyor şu anda. Biz başladık mesela veya bizim arkadaşlarımız başladı. Dolayısıyla burada dengeli bir politika yürütüp hizmet fiyat kalite dengesini bozmadan belki de benim bir düşüncem var, bu her şey dahildeki her şey dahili azaltarak, maliyeti öyle kontrol ederek ama fiyatları da uçurmayarak ödeyebilen ve geçmiş dönemde ödemiş olan insanları cezalandırmadan tekrar ülkemize getirebilecek politikalarla, denetimlerle tekrar bu işi ayağa kaldırabilir. Sayın Bakanımız da bu boyutta zaten çalışmalarını yapıyor, demeç de veriyor. Yeniden bir kenetlenip bunu bir ele alıp çözmemiz lazım. Ama bizim şu anda Fethiye'mizin özelinde konuştuğumuzda Temmuz'un son iki haftası zaten güzeldi. Ağustos ve Eylül ayında güzel geçeceğini umuyorum. Eylül'de zaten Avrupa'da tatil var. Şehirde turistin dolaşması lazım. Benim gördüğüm eksiklik, şu anda şehirde turist yok. Bizim tekrar şehirde turisti akşam dondurma yemeye veya ne bileyim sahile inmeye veya sahilde bir kahve çay içmeye veya bir içkisini yudumlamaya alışkanlık haline getirmiş o kitleyi tekrar şehre çekmemiz lazım hocam.